burcumuzu neler bekliyor diyorsanız, özellikle 5 Kasım koçlar için biraz gerilenme, stresli ve gergin bir hafta yaşadılar. Çünkü işleriyle alakalı karmaşık dönem onları çok yıprattı, çok yordu ve artık nefes alamıyorlar. Ama onlar için de bekledikleri güzel bir imzanın muradına erecekler. 11 Kasım'dan sonra onların iş kariyeriyle ilgili çok güzel bir yükselme var diyorum. Fakat şöyle bir durum enerjilerinde var. Bu göğüs bölgeniz ya da mide hassasiyetiniz olabilir ve hemen vücudunuzda grip enfeksiyonuna karşı biraz aşağı çöküşler olabilir. O yüzden kendi enerjinizi işe verdiğiniz için çok stresli yaşıyorsunuz. Stresi geride tutun lütfen. Sizin için dinamik bir hafta olacak ve 11 Kasım'dan sonra daha verimli ve daha aydınlığa kavuşacaksınız. Ve ne bekliyorsanız büyük bir imza atılacak. Ev değişikliği ve farklı bir yere taşınmak isteyen koç burçları için de Ocak'tan sonra radikal bir karar verilecek. Ocak'tan sonra istedikleriniz noktanın ferahını alacaksınız. Uzun süredir ailenizle ilgili tartışma yaşayan koç burçları için de inanılmaz derecede de bir geçmişi iyileştirme yeni bir döneme süreç. Aşk isteyen koçlar için de birazcık daha vakit olursa, zaman olursa iyi olacak diyorum. Boğa burçları 5 Kasım neler bekliyor diyorsanız, boğalarda aslında işle alakalı değil de daha çok ailevi ve evliliklerinizle ya da ilişkilerinizle ilgili yaşadığınız olaylar sizi çok yıprattı. Sakin bir hayat istiyorsunuz. Evet, bu sakin hayat sizin için Kasım ortalarından sonra daha verimli olacak, daha başarılı olacak. Sizde de diz kapaklarınızla ilgili sağlık problemleri olabilir ve işinizle ilgili beklediğiniz yenilik ve bu yeniliğin imzasını alacaksınız. Uzun süredir ilişkinizle kavga ediyorsanız da barışma ve iyileşme dönemi olacak. Ufak bir miras ya da toprak işiniz var. Bunun için de Aralık ayı çok verimli ve aydınlık olacağını söyleyebilirim. Baş ve kemiklerle ilgili hassasiyet noktanız var. Dikkat diyorum. Boğa burçlarında da anne özlemi demeyeyim de daha çok ev yemekleri özlemi gündemi var. Böyle anne yemeği özlemi gündemi var. Bu hayırlı olacak. Yani yemek, ailevi yemek dönemimiz olacak ve siz de güzel ev yemeği yiyeceksiniz. İkizler Burcu 5 Kasım'ı neler bekliyor diyorsanız, onların da geçmişe ait borçlar vesaire şeyler çok üst safhada birikti. Değişken bir dengeye girdi İkizler Burcu. Çünkü hemen alınganlık, hemen kırılganlık dönemi yaşıyor. Aslında onların duygusallıkla değil de daha çok iş, emek verdiği işlerle ilgili hep böyle beklemede ve hani bekliyorsun, tam oldu diyorsun, olmuyor ya yükselmenle ilgili. Evet, ocağa kadar bu yükseliş için gerçekleşecek ikizler, biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Özel hayat konusunda da boşanma düşünen ikizler burcu için aslında bu aralığa kadar boşanmış olacaksınız. Ev ayrımı olacak ve özellikle uzun süredir beğendiğiniz biri varsa da onunla da ilişki yaşama döneminiz başlayacak. Evliliğini kurtarmak isteyen ikizler burcu için de biraz daha sakin ve ses tonunuzu düzenlerseniz ve her iki tarafında sakin enerjisine girerseniz her şey daha verimli ve daha aydınlık olacağını düşünüyorum. Siz de bir araç değişikliği ya da araç yenilenmesi olacak. Bu sizin için hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyebilirim. Yengeç burcunun 5 Kasım neler bekliyor diyorsanız, yengeçler ciddi anlamda şöyle bir sorun var yengeçlerde de. Çevre ve ailede gereksiz tartışmaların yarattığı mutsuzluk var ve birçok insanı elemeye karar verdi yengeç burçları. Dostlarını, ailesini. Biraz hani fazla insanları ekart etme dönemi olacak. Lütfen çok inciltici oluyorsunuz yengeçler bu arada. Biraz daha motivasyonunuzu toparlayıp doğru insanları hayatınızda tutup diğer insanları eliminiz uygun görüyorum ama çok kırıcı oluyorsunuz. Bu kırıcı dönemi geride bırakın. İş konusuyla ilgili yeni bir iş beklentiniz var. Allah kısmet ederse Aralık başına kadar güzel bir iş kapınız olacak. Bu hayırlı olacak. İlişkinizle alakalı da evlilik ya da nişan ya da söz dediğimiz sürece giriş yaptığınız hayırlı olacak. Ve uzun süredir çocuk isteyen yengeçler burcu için de gerçekten çocuk muradı olacak, hayırlı olacak. Sizde de göz alerjisi, gözle alakalı sıkıntılarınız olabilir diyorum. Dikkat diyorum. Aslan burcu burçlarını neler bekliyor diyorsanız 5 Kasım'da aslanların aslında iş, evrak koşturma, yoğun yola gitme, hani devletle ilgili beklediğiniz yeniliklerle ilgili bir haber oluşumu, böyle dua elinizi gökyüzüne açtınız, Rabbime yalvarıyorsunuz bir an önce olsun diye. Aralığa kadar ne istiyorsanız gerçekleşecek ve çok iyi süreçlerin aydınlanması var ve cebiniz bol bol paraya kavuşacak diyorum. Evet, aman Emineciğim diyen aslanlar var, yeter artık bıktık senden, hep atıyorsun atıyorsun tutmuyor diyenler de var. Mutlaka böyle diyorsunuz. Evet,
uzun süredir yenilenmesini istediğiniz, işinizle alakalı yükselmesini istediğiniz, konumunuzla ilgili yükselişte Kasım 15'ten sonra gerçekten muradına ermiş olacaksınız. Devletle alakalı da beklediğiniz bir evrak ya da oluşmasını istediğiniz kağıdınız çok yakın bir dönemde gündeme gelecek. Bir de miras konusu var aslanlar sizde. Bu mirasla ilgili de büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Sizde de babayla alakalı operasyon yaşayacak biri olabilir ya da bir erkek operasyonu olabilir. Dikkat diyor. Başaklar 5 Kasım'da Başak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, Başakların da aslında duygusallık, gözyaşı, ağlama, aile özlemi, çevrede bunaldım, evi taşımak istiyorum, her şey üstüme geliyor diyen Başaklar bıkmış bir vaziyetteler. Aslında onlar için de yeni bir eşya, yeni bir ev, yeni bir oluşum hayırlı olacak ama maddi kaygıları çok ön planda olduğu için Başak burçlarının şu an için her şeyi kenara koydular. En azından azla yetinmeye çalışıyorlar. Yeni bir iş beklentisi olan Başaklar var. Başaklar için Ocak ayı daha verimli ve daha aydınlık olacak. Hayırlı iş kapınız söz konusu olacak diyor. Sizde de bel fıtığı demiyorum ama sırt ağrıları ya da omurilikle ilgili ya da kasılmalarla ilgili sorununuz olabilir Başaklar. Dikkatli olun diyorum. Sizin de bir araç değişikliği ya da yenilenmesi gibi bir fikriniz var ama ben bunu Şubat'tan önce göremiyorum. Sabırlı olursanız sevinin. Akrep burçların akrep nereden çıktı ya? Terazi burçları 5 Kasım'da neler bekliyor diyorsanız, teraziler için de aslında uzun yola gitme, seyahat dediğimiz bir düşüncesi var. Allah kısmet ederse Kasım'ın ortalarında güzel bir yurt dışı seyahati yapacaklar. Hayırlı olacak onlar için ve verimli noktaya erişecekler. Fakat onların da beklediği iş konuları ile ilgili çok büyük bir haber, telefon olmasını istediği bir zafer var. Bunun hani kutlamasını yapacaksınız. Hatta bu kutlamayı da böyle bir grup halde, 10-15 kişilik bir grup halde kadeye kutladık ve biz bunu başardık diyeceksiniz. Aşk konusunda her şey rutine indi. Ev düzeni huzuru erdi. Gerçekten herkes gayet normal hareketler sergiliyor. O yüzden düzensizlik değil de sizin de uzun süredir ailemizden kalan bazı mallar var ve bunlarla uğraşmaktan çok sıkılmış olduğunuz için biraz bunları toparlarsanız sevinirim. Sizde de evde bir dekorasyon ya da evde eşya yenilenmesi gibi söz konusu olabilir. Bunu yapacak diyorsunuz. Akrepler 5 Kasım neler bekliyor diyorsanız, akrepler aslında dingin bir haftaya girdiler. Sağlık problemleri çok has safhada. Boğaz, grip enfeksiyonu, gayet bir sonbaharın bütün vücuda yayıldığı iltihaplarla yaşadı akrepler. Diyelim ki akrepler içinde doğru bir aşk rüzgarı var. Güzel bir aşka yelkenlaştılar ve onlar için hayırlı ve evlilik yapacakları insan olarak gözüküyor. Güzel bir murada eriş yapacaklar. İşlerle ilgili de aslında hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor diyen akrepler var. Biraz toparlanmaya ihtiyacınız var akrepler. Çünkü sizin zafere erişeceksiniz. Hedeflediğiniz para sizin hayatınız olacak ve hatta bu ülkeyi terk edip gitmek isteyen bazı akrepler var. Bence ülkeyi değil de şehir dışını terk edin. Çünkü ülkemiz kıymetli, değerli. O yüzden değerini bilin diyorum. Evet, sizin için de güzel değişimler söz konusu olacak. Sizin de ailenizle alakalı uzun süredir tedavi gören bir kişinin sağlığıyla ilgili büyük bir sevinç ve muradı. Sizin çocuğunuzla ilgili bir yurt dışı düşünceniz var. Allah kısmet ederse bu yolu yollayacaksınız. Yay burçları 5 Kasım'da neler bekliyor diyorsanız, yaylar aslında çok dingin, enerjik, mutlu, keyifli. Hatta evlerindeki bütün her şeyi değiştirdiler. Sadece aşk bekliyorlar. Aşk olmadığı için de kafayı sıyırmış gibiler. Evet, onlar için Kasım bitmeden muhteşem bir aşka yelken açma. Hatta evlilik yapacağız. Hatta çocuk isteyen yay burçları için de inanılmaz doğru insanı bulma dönemi. Evet, çok yoğun işleriniz de var ama artık iş değil de sizin huzur ve aşk istiyorum diyen yay burçları için bu yıl bitmeden doğru aşk yelken açma ve uzun süredir görüşmediğiniz hala ya da teyzelerinizle gereksiz kavgalara tutuşabilirsiniz. Dikkat diyorum. Bir de geçmiş okul arkadaşlarınızla bol sohbetli bir dönem olacak ve uzun süredir gitmek istediğiniz bir doğu seyahati olabilir. Ne bileyim, Sarıkamış'a gitmek isteyen yay burçları olabilir. Böyle bir yol seyahati ve keyifli bir yol seyahati yapacaksınız. Yani kış için keyifli bir düşünceniz var diyorum. Uzun süredir de ortaklı iş yapmak isteyen yay burçları için de bu haftadan sonra çok güzel bir anlaşma, doğru yolu bulacaksınız. Oğlak burçları 5 Kasım neler bekliyor diyorsanız, oğlaklar aslında çok yoğun koşturmaca, devamlı festival, devamlı koşturmaca, devamlı sanat iş üzerine uğraştınız ve kendi işlerinizle ilgili hedeflediğiniz çok büyük projelere imza attınız ama hala parasız devrede çok sıkıntılar ve borçlar var. Bunları nasıl çözmeye çalıştığınızı düşünüyorsunuz. Evet, Şubat'a kadar bu borçlarınız hepsi bitecek. 5 Kasım sizin aslında uyanış, daha verimli süreçlere imza atacaksınız ama biraz sağlığınızı dikkate alın. Çünkü çok yoğun
yoğun tempolar, yaşadığınız çok yorucusunuz. İşsiz kalan Oğlak burçları için de Aralık ayı iş kapısı olacak, hayırlı olacağını söyleyebilirim Oğlak burçları için. Ama aşk konusunda da uzun süredir sevdiğiniz insanla evlenmek istiyoruz ve bir türlü ilişki oluyor yarım kalıyor diyen Oğlaklar artık hayatında bir insanla evlilik yoluna girdiler. Allah kısmet ederse de doğru süreci bulacak Oğlaklar. Panik yapmayın diyorum. Sizde de boğaz enfeksiyonu, uyku probleminiz olabilir, dikkat diyorum. Kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, kovalar inanılmaz derecede işler, evraklar, geçmiş dosyalar, onu koştur, o maliye, bu hani ödeme, bu şey derken gerçekten Ekim ve Kasım sizin için inanılmaz kötü bir dönem geçti. Her şey birbirine çok karıştı ama hala istediğiniz yeni büyük projeler var. Bunları telaşındasınız. Bazı ihaleler var, bunları almak istiyorsunuz. Ve kendinize büyük bir iş kurmak isteyen kova burçları var. Evet, Aralık bitmeden bu işinizi gerçekleştireceksiniz. Hayır, bazı batak kova burçları var. Şirketler çok kötü gidiyor Emine Hanım, ne yapacağız diye. Yani kova burçları içinde aslında Ocak'tan sonra daha verimli ve daha aydınlık olacak. Biraz daha sabırlı olmanız lazım. Çok batağa battık diyen kova burçlarımız var çünkü. Özel hayatı da en önemli şey para diyen kovalar olduğu için evet, aşk, evdeki sabit duran aşkla idare edelim ama borçlarımız bitsin, sonrasına bakarız diyen kova burçları var. Ben diyorum ki evliliğinizde çocuk muradı var, mutlu ve sevinçli bir süreç yaşayacaksınız, sabırlı olun diyorum. Balık burçları, balıklar aslında vatanı görevini yapmaya giden balık burçlarımız var. Devletle ilgili evraklarını teslim etmek isteyen balık burçlarımız var. Onlar için de belki bu ay çok koşturmalı ve yoğun tempo olacak ama sonrasında özgürlüklerini alacaklar ve hayatındaki birleştirmek istediği, evlilik yapacağı sevdiceğine ya da sevgilisi olmasını istediği kişiye kavuşma muradını erecek diyorum. Yeni bir iş başlangıcı yapan balık burçları için de gerçekten güzel bir iş kapınız var. Buna sahip olursanız konumunuzda yükseliş ve yeni bir nokta. Bir de ev değiştirmek ve ev arayan balık burçlarımız var. Sanki Kasım'ın bitimi, Aralık'ın onuna kadar yeni bir ev, hatta hafif deniz manzarı, göl manzarı, orman manzaralı olabilir. Balıklara da güzel bir ev muradı var diyorum. Ve ailesinin onun üstünde çok baskısı var. Balık burçları ailenin sevgi, şefkat, tomurcuk, aşk modundan sıkılmış bir vaziyetteler. O yüzden biraz daha sakinliğe ihtiyacı var. Balıkların üstüne gitmeyin çünkü onlar ne istediklerini biliyorlar. 5 Kasım haftalık burcumuzu yorumladık. Ama geçen hafta yorumlayamadık. Ben konuşamıyordum. Avalayı, boğazım, her şey perişandı. İnşallah yine beni idare edersiniz. Çok hızlı konuşuyorum diye kavga eden insanlar var. Lütfen beni affedin. Ben hızlı konuşmazsam programı yapamam. Size yorum yapamam. Sevgiyle kalın. 10.000'de canlı yayın yapacağız. O yüzden 10.000'e çok az bir süre kaldı. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.